Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 99, 102, 103, 104, 105, 106 Bilim ve Kültür Yayınları. 2. sınıf Türkçe kitabı Fatih Sultan Mehmet Metni Etkinlik Cevapları sayfa 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 2. sınıf Türkçe kitabı Fatih Sultan Mehmet Metni Etkinlik Cevapları. 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 99, 102, 103, 104, 105, 106. Soru: Fatih Sultan Mehmet hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Kısa cevap için tıklayın. Uzun cevap: Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 yılında doğmuştur. Babası 2. Murat'tır. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı'nın 7. padişahıdır. İstanbul'u fethettikten sonra fethin babası anlamına gelen Fatih adını almıştır. İstanbul'u fethettikten sonra Orta Çağ bitmiş, Yeni Çağ'ın başlangıcı olmuştur. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet çağ açan hükümdar olarak tanınır. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 102 cevapları. 1. etkinlik. Soru: Metinde geçen ve aşağıda anlamları verilen kelimeleri yazarak bulmacayı tamamlayınız. Cevap: 1. Sarayı korumakla görevli asker, muhafız. 2. Haber getiren kimse, haberci, ulak. 3. Osmanlı Devleti zamanında üst düzey memurlara ve askerlere verilen unvan, paşa. 4. Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, padişah. 5. Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan, han. 6. Padişahların ve oğulların erkek çocuklarına verilen han, şehzade. 7. Osmanlılarda sadece padişahlar için kullanılan bir unvan, hünkâr. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 103 cevapları. 2. etkinlik. Soru: Aşağıda soruları metne göre cevaplayınız. 1. Ulak Osmanlı Sarayı'na ne zaman gelmiştir? Cevap: Ulak 2. Murat Han vefat edince gelmiştir. 2. Ulak nerelerden geliyormuş? Cevap: Ulak Edirne'den geliyormuş. 3. Ulağın geldiği Şehzade Mehmet'e kim söylemiş? Cevap: Ulak muhafızlarla konuşmuş. Muhafızlar ise saray görevlisine haber vermiştir. Saray görevlisi Şehzade Mehmet'e haber vermiştir. 4. Babasının ölümünü haberini alan Şehzade ne yapmış? Cevap: Şehzade Mehmet haberi duyunca sedelenmiş, başını öne eğmiş ve gözleri yaşarmış. Sonra divana rastlanır, uzun uzun düşünmüş. Daha sonra Edirne'ye gitmiştir. 5. Şehzade Mehmet'i neden Edirne'ye gidiyormuş? Cevap: Babası 2. Murat vefat ettiği için Osmanlı tahtı boş kalmıştı. Şehzade Mehmet Osmanlı tahtına çıkmak için Edirne'ye gidiyordu. 3. etkinlik. Soru: Metnin konusunu aşağıya yazınız. Cevap: Şehzade Mehmet'in babası 2. Murat'ın ölüm haberini alma süreci. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 104 cevapları. 4. etkinlik. Soru A: Aşağıdaki görselleri metindeki olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Cevap: 4. etkinlik. A:
aşağıdaki görselleri metnin olaylarının oluş sırasına göre numaralandırınız. 3, 2, 4, 1. Soru B. Görsellerden yararlanarak metni kısaca anlatınız. Cevap. Edirne'den gelen ulak muhafız şehzadeye haber verdiğini söylemiştir. Muhafız acele ile saray görevlisine haber vermiştir. Saray görevlisine şehzadeye ulağın geldiğini haber vermiştir. Ulak Şehzade Mehmet Sultan II. Murat'ın vefat ettiğini söylemiştir. Bu duruma çok üzülen Şehzade Mehmet kendine geldikten sonra askerlerle hazırlanıp Osmanlı tahtına çıkmak için Edirne'ye doğru yola çıkmıştır. 5. Etkinlik. Soru. Aşağıdaki kelimeleri sözlükteki sıranışa uygun olarak yazınız. Cevap. Divan, haber, muhafız, saray, ulak. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 105 cevapları. 6. etkinlik. Soru. Aşağıdaki kelimeleri uygun görsellerin altına yazınız. Görsellerden yararlanarak bu kelimelerin zıt anlamlarını belirleyiniz. Cevap. Ters, ön, sert, sağ, ağır, zor. Ön, arka, sağ, sol. Ters, düz, ağır, hafif, sert, yumuşak, zor, kolay. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 106 cevapları. 7. etkinlik. Soru. Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi soru cümlelerine dönüştürünüz. Soru ekinin kurallarına uygun yazınız. Osmanlı sarayına bir ulak geldi. Osmanlı sarayına bir ulak mı geldi? Osmanlı sarayına bir ulak mı geldi? Muhafız hemen harem ağasına gitti. Cevap. Muhafız hemen harem ağasına gitti mi? Muhafız hemen harem ağasına mı gitti? Şehzade elindeki haritaya baktı. Cevap. Şehzade elindeki haritayı bıraktı mı? Şehzade elindeki haritayı mı bıraktı? Mehmet uzun uzun düşündü. Cevap. Mehmet uzun uzun mu düşündü? Mehmet uzun uzun düşündü mü? Tahta çıkmak için Edirne'ye gitti. Cevap. Tahta çıkmak için mi Edirne'ye gitti? Tahta çıkmak için Edirne'ye gitti mi? Tahta çıkmak için Edirne'ye mi gitti? Sonraki metne hazırlık. Soru. Genel ağlardan Mimar Sinan'ın eserlerini araştırınız. Sınıfa Mimar Sinan'ın eserlerine ait görselleri getiriniz. Kısa cevap için tıklayın. Uzun cevap. Mimar Sinan'ın eserleri. Süleymaniye Camii, İstanbul. Şehzade Mehmet Camii, İstanbul, Fatih. Ayasofya Camii, İstanbul, Mihrimah. Sultan Camii, Edirne Kapı. Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar. Selimiye Camii, Edirne. Sokullu Mehmet Paşa Camii, İstanbul. Mustafa Paşa Camii, İstanbul. Atik Valide Camii, İstanbul. Güzelce Kasım Paşa Camii, İstanbul. Rüstem Paşa Camii, Tekirdağ. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum map sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.